Selam. Bugün İda 2, antrenman 2'deyiz. Ve dün yarım hilal çizmiştik. Çamlıbel'den başladık. Kavaklı, hala o köyün adını tam olarak söyleyemesem de Kavaklar Köyü. Ardından Avcılar, oradan sahilden otele ulaştık. Şimdi tam tersi istikamette. Bu sefer başka bir yol izliyoruz. Diğer tarafından artık önümüze hangi köyler çıkacak bilemiyorum ama o köylere işte yolumuzun üzerinde sizleri de bilgilendireceğim. İkinci günümüzde antrenmanımız başladı. Saat 11'de. Bugün biraz geç başladık çünkü yasaklardan ötürü saat 10'daydı. Ve hava yine çok güzel. İyi mi kötü mü bilemiyorum. Kasım'ın sonundayız. Gerçekten muhteşem bir doğa. Zeytinliklerin arasından. Ayrıca bu gece 3. antrenmanımızı gece yapacağız. Öyle bir, tabii çok uzun bir antrenman olmayacak. Kısa bir antrenman ama yine sizlerle paylaşacağım. Aralarda görüşmek üzere. Neden koşmak için buralara geliyorsun diyorsanız, koşmak bizim için gerçekten farklı alanlarda, farklı mekanlarda koşulduğunda daha heyecan verici oluyor. Özellikle ultralarda, patika koşularında. Ve daha iyi hissediyorsun, yeni yerler görüyorsun. Aa, burada böyle bir şey varmış deyip durup oradaki o ambiyansın içine girebiliyorsun. Şu an mesela mezarlıkların arasındayız. İki mezarlık, ortasında bir yol var. Çok enteresan bir yol. Bir daha görebilir miyim bilmiyorum. Kaybolduk şu anda. Üf. Kolay gelsin. Bu Kızıl Keçili Köyü'ne nasıl gidebiliriz acaba? Kızıl Keçili Köyü. Yolu takip ediyorum. Hı. Mezarlığı geçtikten sonra camiye gelmeden sağa dönüyorsun. Sağ. Sağ yol. Ha, bak o yukarı. Zeytinli. Tamam, çok teşekkür. Ha, asfalt o şey, bakkalların o. Ha, biz yanlış döndük o zaman. Yukarı çıkacaktık. Çok. Evet. Tamam tamam, orası bizim geç. Ha, biz buradan. Çok teşekkürler sen. Biz yukarı çıkacaktık. Oradan. Kızıl Keçili Köyü'nü arıyorduk. Mezarlıklardan geçerken az önce kaybolduk. Her zamanki gibi. Kaybolmazsak olmaz zaten. Şimdi köylülere sorduk. Geldiğimiz yönün tam aksi istikametine gitmemiz gerekiyormuş. Bir kilometre kadar fazladan yol yaptık. Olsun. Sorun değil. Güzel yerler gördük burada da. Şimdi tam aksi yöne koşmaya devam. Yürü koş, yürü koş. Çok sıcak. Evet, zeytinliklerin arasında back to back. Güzel oluyor böyle de. Her türlü denemek lazım. Yaklaşık 300 metre gittim mi böyle? Evet. Güzel. Araba gelmedi, sadece sıkıntı yok. Her türlü deneriz. Önemli olan sevmek. Ya. Seversen güzel her şey. Sevmeden yaparsan her şey kabus. Hızlan. Şu an Kızıl Keçili'deyiz. Her yer mandalina, portakal. İnşaat da çok ama. İnşaat yapıyorlar. Herhalde bu köyün içine de betonlaşma geliyor. Ama güzel bir köy, küçük bir köymüş burası. Daha önce adını duymuştum. Evet, şu an köyün meydanındayız. İnsanlar bakıyor bu ne deli mi diye. Böyle konuşuyor, koşuyor. Acayip bir tipte kadın.
alışık olmadıkları için. O yüzden çaktırmadan geçiyoruz. Şurası Hasan Boğulu diye gidiyor. Şimdi o tarafa gidiyoruz. Hasan nerede boğulmuş bir bakalım. Şu anda Hasan Boğulu'ya doğru gidiyoruz. Sanırım 5 kilometre falan kaldı. 12 kilometredir yoldayız. Aslında planımızda yoktu. Ama dedik ki de orayı görelim. Bu arada bu yol bayağı hareketli. Arabalar falan. Genelde İstanbul plaka. Geri turumuza başlayalım yine. Ya akşama kalflar şişecek ha. Yapacak bir şey yok. Araba geri gidince kilometre gitmiyormuş ya. Benim kilometre de gitmeyebilir yani. Şu anda zımba gibiyim. Gayet güzel. 12 kilometre geçtik. Bir 5-6 kilometre sonra da Hasan Boğul diye bir bakalım. Planlanmadan yapmak daha güzel aslında. Biz bu köyden çıkıp aşağıya Altınoluğun oradan herhalde. Oradan mıydı? Oradan bir yerden çıkacaktık. Ama dönüşümüz de buradan olacak büyük ihtimalle. Yol güzel. Tekrar bir köy içinden geçeriz diye düşünüyorum. Muhteşem dağ ya. Memleketimi seviyorum ben. Her yerini. Kalabalığın olmadığı her yeri seviyorum. İnsanın olmadığı daha doğrusu. Aslında birçoğunuz belki kızacak ama gerçekten nerede çokluk orada her şey var. Kısacası. Biplemeyelim. O yüzden benim tercihim bu yönde. Allah'ın kimseyi yalnız bırakmasın. O ayrı bir konu ama o kalabalık, o keşmekeş insanların fırsatçılığı, fesatlığı, birbirinin üzerine geçmeye çalışmaları, artık bıktım. Ama huzur mu? Onlarla savaşmak mı? Tabii ki huzur. Şurada kaç günlük ömrümüz var yani. Onlarla didişerek mi geçireceğiz? Yalakalarla, yağcılarla, pisliklerle. O yüzden kendin ol. Doğaya karış. Zaten topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Yapacak bir şey yok. En iyi şekilde kalan ömrümüzü değerlendirmeliyiz. 20-30 yaşında olsam bunu duyanlar şimdi ya demesi kolay diyorlar. Ama inanın o yaşlarda ben de öyleydim. İstanbul'dan vazgeçmem. Şöyleydi böyleydi. Ama yok. Yok yani. Biraz daha nefesim varsa onu da iyi bir yerde, kaliteli, sağlıklı bir şekilde tüketmek istiyorum açıkçası. Biz şu tepeye çıkmayacağız herhalde arabanın gittiği. Hasan orada boğulduysa zaten inememiştir. Hay, o ne ya öyle? Oh. Tabi buradaki insanlara göre böyle hafif tatlı tatlı çıkıyorsun ha. Gerçi bize koymaz yollar. Yollar bizim. Yürü, koş. Koşabildiğin kadar, yürüyebildiğin kadar. Evet, çok dedikodu yaptık, nefeslendik. Yeter. Koşalım biraz da. Ne geldik? Afiyet olsun. Hasan Boğulu ne tarafta acaba? Buradan aşağı. Giriş ücretli mi? Yok artık. Tutuşu 16 lira. Wow. Hasan Boğulu'ya girdik şu anda. Giriş ücreti 8 TL kişi başı. Onu verdik ve
Şu anda şelaleye doğru aşağıdan mı yukarı? Önce yukarı çıkalım. Sonra aşağıya ineriz. Bayağı değişik bir yermiş bu arada. Ben öylesine bir yer zannettim ama milli parklar içine girmiş. Asıl yer burası. Boğulacak su kalmamış ki. Bakar mısın şuna? Ama muhteşem bir manzara. Yani her zaman her yer çok güzel ama gerçekten şu ağaçların eskiliği, yılları yani anlatıyor. Kaç yüzyıllık ağaçlar, belki 1000 yıllık şu özellikle. Bu da öyle. Ve su çok az ama ya. Burası bir şelaleydi aslında. Şuradan sanırım bir su akıyordu ve filminde de görmüştüm aslında, izlemiştim filmini. Bayağı bir dolu dolu akan bir şey vardı burada. İlk kez geliyorum bu arada. Şaşırdım. Şok içerisindeyim gerçekten. Su yani Hasan Boğuldu artık, bu tarihe karışmış. Böyle bir şelale yok herhalde, bir 3-5 yıl sonra burası taşlardan ibaret olacak. Yani böyle bir su seviyesi. Ha, şelale yok bir kere. Yani buradan akan bir şey yok. Çok fena. Zorlu şartlar altında sizlere bu videoyu çekmek için düşe kalka. Güzeldi ama tabii biraz hayal kırıklığı yaşadık açıkçası. Yaşadım yani. İlk kez görüyorum ve hani böyle daha böyle güldür güldür bir şelale ve nehir görmek istedim. Görmek istediğimle gördüğüm arasında uçurum vardı. Demek ki bir 10 yıl sonra kimse burayı bilmeyecek. Bu demek oluyor yani. İçler acısı. Bu da ekolojik düzen. Maalesef yağmur yok. Her yer beton. Nefes alamıyoruz. Buralara bile, yani köy içi baktığınızda o kadar çok betonarme yapı var ki, köy mü diyorsun buraya yani. Çok enteresan. Ama şimdi geri istikamet. Otel. Şu anda 14 kilometre oldu. Tabii aralarda durduruyorum. İşte oradayken durdurdum çünkü yavaş duruyoruz, bekliyoruz falan. Yaklaşık 2 saattir koşuyoruz. Yürü koş daha doğrusu, öyle çok sıkı bir koşu değil bu. Biraz da keşif koşusu. 2 saatte 14 kilometre yaptık. Aralarda durmalarla beraber yarım saat. Yani güzel. İyi gidiyor şimdilik. Yedi kilometre falan yok ya, 5 kilometre bile değil. Dört kilometre kadar. Bir tane portakal. Burada mandalina. Evet. Yakalanmadan. Tel örgüye sıkıştırmışlar. Sıkıştırmasaydı hiç hoşlan. Ne var, insanlar yesin. Olmuş. Madem yemiyorsunuz, yoldan geçen sebeplensin. Ay o ne köpeği öyle. Vallahi kocaman. Bu ne öyle ya? İnekle bir şeyin birleşmesi gibi. Bizden mi kaçıyor, bize mi geliyor? Vallahi bize geliyor.
insan gibi bir şey. Gerçekten insan gibi. Tamam, bakma. Şuradan su dolduralım. Yine mezarlığa geldik. Kızılkeçili kabristanlığına. Arada böyle zeytin bahçelerine girip gir çık yapıyoruz yani koşarak. Zevkli oluyor, eğlenceli. Kısa kısa 100 metre git gel. Ortam değiştiriyoruz. Güzel oluyor. Şu an 20. kilometredeyiz. Güre köyüne varmak üzereyim. Konuşamadım bak. Geri dönüş yolundayım. Evet. Şimdi Güre köyüne doğru gidiyoruz. Biz de mi böyle olacağız acaba? Böyle bir zeytinlik alalım. Oturalım dibine. Toplayalım dalı. Vur vur aşağı dökülenleri. Toplayalım, zeytin yapalım, yiyelim. Biraz. Tabii oraya arabayla gideceğim. Yani bu halde değil. Üstümüzü değiştireceğiz. Hem akşam koşumuzu yine köy içinde bir yerlerde yapacağız. Çok öyle dağ bayıra vurmadan kendimizi. Çünkü gerçekten yorulduk. Yani şu an 20 kilometreyi geçtik ve dün 30 kilometreyi de tamamladık. Bir de üstüne akşam 5 kilometre falan, 4-5 kilometre yürüdük. Yetmedi. Yetmiyor. Gün içinde. Yani yetmiyor. Beni salacaksın. Öyle. Ben gideceğim yani. Tutmayın beni. Sabah çıkacağım. Akşama kadar. Hayır, bir de bugün yasaklar var saat 8'de. Yani şimdi 8'de gel çık. Ne yapacaksın otele gir tıkılı kal. Ne yapacaksın 8'de? Ha, bu da bir kabus. Bilmiyorum artık. Bir çare, bir formül bulacağız. Yani çıkmadan olmaz. Çıkarsak da cezalar. Otelin etrafında döner dururum artık. Bana koşmak iyi geliyor. Ben yorulmuyorum zaten. Daha çok böyle kendimi zinde hissediyorum. Oturunca ben çok yoruluyorum. Tam tersi insanlardan. Bir tuhafım yani. Oh. Bu arada mandalinam da cebimde. Evet. At geliyor. Vay be, burada yaşıyor mu böyle şeyler? Harika. Ay, buradan geri geldiğimiz iyi oldu ya. Yaya alt geçidinden geçiyoruz. 25 kilometreyi tamamladık. Her an kafanızı tavana çarpabilirsiniz. Evet, 25 kilometre bitti, otele geldik ve mutlu sağ. Güzel, keyifli bir koşuydu, hiç yorulmadık çünkü çok zorlamadık kendimizi, zorlamadım yani. Güzel yerler gördük yine, keyifliydi ya. İki gün gerçekten muhteşem geçti. Daha hala devam ediyor tabii. Gün bitmedi. Ama biz 25 kilometreyi gördük. Evet. Olay budur. Görüşürüz.